Herkese Bilim Sanat Merkezi'nden merhabalar. Birleşmiş Milletler'in dünya kültür politikalarını yapılandıran UNESCO, 2020 yılını bir Türk büyüğü olan Tonyuk'un yılı olarak ilan etti. İşte bu önemli yılın hangi anlamlar ifade ettiğini ve neden Tonyukuk yılı olduğunu bize Bilge Yazıtlar kitabının yazarı Mehmet Levent Kaya Hocam konuşacak ve anlatacak. Şimdi bu kitapla ve bu güzel sohbetle sizlerle birlikteyiz. Hadi gelin başlayalım. Evet, bugün Samsun Bilim Sanat Merkezi'nde sosyal bilimlerin özellikle en fazla düşünüldüğü ve konuşulduğu yerde Mehmet Levent Kaya Hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle hep beraber milattan sonra 8. yüzyıla yolculuğa gideceğiz. O bozkır ikliminde bizi Tonyukuk bilgeliğiyle ve Orta Asya'nın kadim Türk kültürüyle birlikte bir araya getirecek. Hocam hoş geldiniz. Türk tarihinde Tonyukuk'un devleti olan Göktürklerin önemi nedir hocam? İsterseniz buradan başlayalım. Buyurun. Evet. Bir dönem Göktürklerin sınırı Azak Denizi'nin kıyılarından Büyük Okyanus'a kadar uzanıyordu. Onların kurdukları devlet sistemi daha sonra birkaç yüzyıl boyunca Türklerin kurdukları, bütün hanedanların kurdukları devletlerde model teşkil etti. Konuyla ilgili zaten Profesör Doktor Ahmet Taşal şimdiye kadar çok bilgi paylaştı. Birçok yerde buna değiniyor. Hep Türklerin model devleti Göktürkler diye anlatıyor. Benim yeniden uzun uzadıya anlatmama gerek yok. Hocam bu Nihal Atsız'ın özellikle Göktürkleri ve Uygurları çok sevmesi ama Oğuzlarla arasının çok iyi olmaması da onların biraz daha bu özellikle yerleşik kültüre yerleşmeleri ve daha özgün bir devlet sistemi kurmalarıyla alakalı mıdır acaba bu bağlamda? Ya herhalde ya bu Japonların Godzilla filminde söylediği bir şey var ya, boyut önemlidir. Boyutla ilgili olabilir. Göktürkler hem yayıldıkları alan hem uzun yüzyıllar etkilerinin sürmesiyle hala gerçek olmalarına karşın efsane gibi gerçekler. Oğuzlar Göktürklerle karşılaştırınca hepimiz gibi ben de Oğuz'um ama bir gerçeği kabul etmek lazım. Göktürklerin yanında Oğuzlar daha sönük kalıyorlar. Tabii bunun nedeni bilgiler geriye gittikçe biraz daha silikleşiyor, biraz daha efsaneleşiyor. Bunun ne kadar etkisi var bilemiyorum. Ama ne kadar tarafsız, ne kadar gerçek temeller üzerine dayanmaya çalışırsam çalışayım, Aşina Hanedanı'nın dönemi gerçekten Türk tarihinin doruk noktasını oluşturuyor her biçimde. Görkem, debdebe, şaşaa en üst noktada. İhtişam diyorsunuz. Aslında Lale Devri diye bildiğimiz Osmanlı'dan çok daha önce özellikle Göktürk Devleti'nde varlığını sürdürüyordu ve var ediyordu diyorsunuz o zaman değil mi? Peki ben şeyi merak ediyorum sevgili hocam. Bu Göktürklerde devlet sistemini daha önceki kurulan Türk devletlerinden farklı kılan şey nedir? Ve tabii ki Tonyukuk'un bütün bu oluşum içerisindeki yeri ve önemi nedir? Ona da değinebilir miyiz lütfen? Değinebiliriz. Şimdi bu düzenleyi ilk icat eden, ilk fikir eden kuşkusuz Aşina Hanedanı değil. Hun döneminden beri böyle bir devlet geleneği var aslında Güneydoğu Sibirya'da. Ama şimdi yazılı kaynaklar Göktürk döneminde daha çok sayıda. O dönemden kalan bilgi, daha önceki dönemden kalan bilgiye göre hem daha yakın hem daha çok. Bir de işte biraz önce Oğuzlarla Göktürkleri karşılaştırdık. Yani Hun dönemiyle de Göktürkleri karşılaştırırsak Göktürkler herhalde yine ağır basarlar, yine daha doğrultuda kalırlar. Çünkü Göktürk döneminde olan şey, Hun döneminde olan şeyin çok 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 daha adım öteye taşınmış olan biçimi. Ama onun ötesinde bakarsak devletin asker ve siyasi yapılanması Hun döneminde olandan tümüyle bağımsız, tümüyle farklı, hiçbir ilgisi olmayan bir yapılanma değil. O modelin devamı ama o modelin daha da mükemmelleştirilmiş olanı diye düşünebiliriz. Tonyukuk'un bu yapı içindeki yeri, şimdi Tonyukuk'la ilgili elimizde birçok veri kaynağı var.
Birincisi kendi bıraktığı iki taş yazıt. İkincisi Bilge Kağan'ın kardeşi Körtig'in ve kendisi için hazırlattığı yazıtlar. Bunun dışında da Çin kaynakları bize onunla ilgili yeterince bilgi veriyor. Ben öncelikle kendisinin ve Bilge Kağan'ın bırak. Çünkü onlar birinci dereceden onu gören, onu tanıyan ve birinci öncelikli olan yazılı kaynaklar. O yazılı kaynaklara daha çok dayanarak diğer kaynakları bunları desteklemek için kullanmayı tercih ediyorum. Bilge Tonyukuk kimdir? Bilge Tonyukuk, bugün birazdan bunun ayrıntılarına gireceğim ama şimdi Aşina Hanedanı'nın bir fetret dönemi var. İlk hanedan Çin'e yenik düşüyor bir biçimde. 50 yıl kadar bir yeniden canlanma mücadelesi dönemi var. Burada altını çizmek ve özellikle belirtmek isterim. Bu Aşina Hanedanı anladığım kadarıyla Göktürklerin yöneten ailenin ismi, hanedan ismi. Evet, evet. Lütfen devam et. Şimdi Bilge Tonyukuk bu 50 yıllık süren mücadelenin sonucunda ikinci hanedan kuruluyor. Ya da hanedanın ikinci dönemi kuruluyor. Bu dönemi kuran kişi İlteriş Kutluk Kağan diye bildiğimiz kişi. İlteriş devleti deren toplayan gibi anlayabiliriz. Tonyukuk yazıtında onu ben Kağan yaptım diyor. Bu güçlü bir iddia. Çünkü yani birçok kişi ben çalıştım, ben kazandım, ben Kağan oldum diyebilir ama ortada Tonyukuk gibi biri var ve onu ben Kağan yaptım diyor. Birazdan bunun ayrıntılarını konuşacağız. Oraya şimdi girmeyeyim. O zaman Tonyukuk İlteriş'in bir anlamda lalası, yani hocası gibi miydi? Aslında değil. Aslında değil. Tonyukuk, İlteriş'in oğlu olan Bilge Kağan'ın atabeyi. Aynı zamanda dayısı. Aynı zamanda akrabalık ilişkileri de var. Evet, akrabalık ilişkileri de var. Daha sonra zaten kızını da evlendiriyor ve kayınpederi oluyor. Böyle birkaç katlı ilişkileri var. Ama Bilge Kağan babasını kaybettiğinde zaten 8 yaşında bir çocuk olduğu için atabeyliğini Tonyukuk yaptığından onu yetiştiren kişi olduğunu düşünebiliriz. Ama İlteriş mücadeleye başladıktan sonra tanıştığını kendisi anlatıyor zaten yazısında. Belki de daha önce tanışmıyorlardı. Peki benim ve çocukların çok merak ettiği bir konu var. Onları özellikle toparlayıp size iletmek istiyorum burada. Bu özellikle Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtları, yani oradaki o yazılı eserler. Kim için? Acaba o gündelik halk için mi oraya yazılmıştı? Yoksa bunlar siyasetname özelliği taşıyan, sonraki yöneticilere dersler ve içerikler oluşturan bir amaçla mı yazılmıştı sevgili hocam? Bence iki amaca da hizmet ediyor. Tam burada aslında bir soru var. Peki gündelik hayatta yaşayan ve sözlü geleneğin bir parçası olan o günkü insan okuma yazmayı ne kadar biliyordu ki o anıtları okuyarak bundan ders çıkartacaktı? Evet. Şimdi yazı dizgeleri, bizde alfabe diye biliniyor ama bütün yazı dizgeleri alfabe değildir. Bugün bizim kullandığımız Latin yazı dizgesi bir alfabedir ama o dönemde yazıtlarda kullanılan dizge bir alfabe değil. Ne olduğu da bugün ne kadar tanımlanmış olan yazı dizgelerinin hiçbirine benzemiyor. Bu akrostiş diye ifade edilen bir kavram var sevgili hocam. Yani şekillere benzeyen harflerle, şekil okuyarak özellikle tıpkı Çince'de olduğu gibi bir gidişat, bir anlamlandırma süreci mi var acaba orada? Alfabe diyemiyorsa. Yani sanki temelinde öyle bir şey var ama o dönemde Göktürklerin yazıtlarında kullandığı yazı dizgesi artık biçimden anlam çıkarma dönemini geçip ses dönemine gelmiş. Yani her bir imgenin bir ses karşılığı var. Tabii. Evet. Olgunlaşma üstelik çok üst düzeyde bir olgunlaşma var. Çünkü şimdi bir yazı dizgesinin bir dili yazıya aktarıp ifade etmesi uzun bir süreç alır ve kuralları uzun bir süreçte yerleşir. Özellikle Bilge Kağan ve Körtig'in yazıtlarında neredeyse hata yok. Yani artık yazının, dilin o yazıyla bir yere aktarılıp saklanmasındaki bütün kurallar yerleşmiş. Yani kuşkusuz insanın olduğu her yerde bir takım hatalar olabiliyor ama Körtig'in ve Bilge Kağan anıtları
klasik Türk dilinin doruk noktasıdır. İmla olarak da böyledir. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi klasik Türk yazısında ünlüler çok az gösterilirler. Ve belirli bir kurala bağlıdır. Yani şu olursa ünlü yazılır, olmazsa yazılmaz gibi. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğiz. Bilge Kağan ve Költig'in anıtında hata yok. Yani hata neredeyse yok, yok diyeceğim. Gramer bakımından olgunlaşma. O anlamda evet, yani o yazı artık kendi dilini ifade etme açısından doruk noktasına çıkmış. O yüzden böyle 3-5 günlük bir gelenekle bu düzeye hiçbir dil ulaşmaz. Yani bu herhangi bir istisna görmüyorum. Hiçbir dil 3-5 günde böyle bir mümkün olgunlaşmaya ulaşmaz. O yüzden altında güçlü bir yazı geleneği olduğunu buradan evet anlayabiliyoruz. Ama tabii Költig'in ve Bilge Kağan yazıtları imparatorluğun başkentinde imparatorluğun imkanlarıyla hazırlanmış olan yazıtlar. Peki gerçekten bir imparatorluk anlayışı görüyor muyuz orada? Bir imparatorluk söz konusu mu Göktürklerle birlikte? Bir imparatorluk çok kültürlü bir yapım söz konusu. Bu çok kültürlü yapı devlet yönetebiliyor mu? Tıpkı Roma'da olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi. Sadece Türkler mi yönetici sınıfı olmuşlar orada? Çünkü imparatorluklarda dediğimiz şey biraz da ortak kültür ve tek bir çatı altında pek çok halkın erimesi ve o kimliğe edinmesi olduğu için biz Roma anlamında, Osmanlı anlamında bir imparatorluktan mı bahsediyoruz? Yoksa Orta Asya'nın o bildiğimiz imparatorluk tipi, Çin evet kültüründe olduğu gibi bir imparatorluk tipi mi söz konusu? Şimdi hocam burada şöyle bir şey var. Türkiye'de de bu konuyu daha önce kimi tarihçilerimiz değindi. Şimdi Osmanlı diyelim eyaletlerindeki yönetimin başına sen Sancak Bey'i atayacak. Hiç tanımadığı alelade birini getirip oraya Sancak Bey'i olarak atamıyor. Birinci öncelikli olarak Enderun'da yetiştirdiği insanları tercih ediyor. Enderun sarayın bir çeşit iç eğitim yeri. Oradaki eğitimden geçince zaten sarayın formatına giriyorsunuz. Kim olursa olsun. Dolayısıyla Osmanlı'da böyle bir şey var. Roma'da da çok eminim merkezin formatından geçmeyen birini herhangi bir yere yönetici olarak tayin etmiyorlar. Tabii Roma geleneğinde de dediğiniz gibi özellikle evet. Şimdi, pavilyonlar var. O alanlarda yetişen özellikle devlet adamları yönetici olarak atanıyorlar. Evet. Şimdi Tarduş da şart var. Töliste de Yapko var. Şimdi buralara hanedandan Tiginlerin Şad ve Yapko olarak atandığını anlıyoruz metinlerden. Ama bunun dışında özel hükümdarlardan söz ediyor Bilge Kağan. Türkiş Kağan'ından, Kırgız Kağan'ından vesaire. Bunların hepsi merkeze bağlı olan yarı müstakil birimler. Yani bugünkü bizim 19. 18. yüzyıl, 18. 19. yüzyıl anlamındaki imparatorlukları gibi bir imparatorluk orada bulmak mümkün değil. Yani çok kültürlü bir halk yapısının yönettiği bir devlet yok. Merkezi, daha üniter, özellikle Türk aileleri tarafından, hanedanları tarafından yönetilen bir devlet anlayışı söz konusu o zaman. Biz Osmanlı gibi ya da Roma gibi kavramayamayız diyorsunuz, Göktürkleri. Şimdi şöyle bir şey var. Federasyonlar ve ya da bugün bizim federasyon ve konfederasyon diye tarif ettiğimiz yapılar var. Şimdi Bozkır'da yönetimi sağlayan hanedan olabildiği kadar merkezi güçlendirmeyi amaçlar doğal olarak. Ama en güçlü hanedan dönemlerinde federasyona yakın bir yapı oluşur. Merkez o kadar güçlü olmadığı zaman daha gevşek konfederasyonlar oluşur burada. O yüzden de merkezin çevresindekiler çok özerk yapıda oluyorlar. Bu anlamda öyle çok katı merkezin ağır baskısının olduğu bir imparatorluktan söz etmemiz çok mümkün değil. Peki hocam Göktürk Devleti'nde hangi halklar yaşıyordu? Moğollar, Türkler, Çinliler başka var mıydı? Şimdi birinci hanedan döneminde Batı Göktürkleri Karadeniz kıyısına kadar geldiler. Kafkasya'ya kadar girdiler. Kafkas halklarında yaşadılar. Evet. İran'la sınır oldular. Tabii bu arada İran'la sınır oldular derken kendi toprakları içinde kimi İranlı halkların yaşadığı yerleşimler vardı. Hatta girdikleri bazı bölgelerde, ele geçirdikleri, yönettikleri bazı bölgelerde Kuzey Hintli ve Tibet kökenli halkların olduğunu biliyoruz. Daha kuzeye kadar gittikçe nereye kadar gidiyor bilmiyoruz ama işte Tunguz boyları var doğuya doğru gittikçe. Kore'ye girmediklerini
Kore'ye girmediklerini biliyoruz. Girdilerse de elde bir veri yok. Gerçi bu konuda Koreliler Göktürklerle ittifak yaptıkları ile ilgili bir film bile yaptılar. Ama Doğu'yla sanki çok ilgilenmemiş. Anlıyorum yani. O zaman tekrar baştaki soruya dönecek olursak ve tekrar yazıtlar üzerinden sohbetimizi şekillendirecek olursak bir sorumuz vardı. Onu da cevaplayalım istiyorum ben tekrar. Çok önemsiyorum. Çocukların da özellikle merak ettiği bir soru. Bu gündelik halk, özellikle göçebe özellikler taşıyan halk, Oscar'da seyahat eden halk, özellikle hayvanının peşinde sürekli olarak oradan oraya salınan halk, okuma yazma biliyor muydu? Ve daha da önemlisi bu yazıtlar bu halka geçebilecek içeriklere sahip miydi? Evet. Şimdi göçebelilik deyince böyle bir zihin karmaşasına neden olabiliyor. Çünkü göçebeler ve sürülerinin peşinden gidiyorlar. Evet, ama bu hiç durmayan bir hareketlilik değil. Şimdi Ötüken, Orkun Vadisi merkezli, işte Hun döneminden başlatalım, bizim bildiğimiz anlamda merkezi bir hükümetin kurulu olduğu devlet yapısını, yaklaşık olarak Moğol Hanedanı da böyle. Bu bölgenin insanları, evet hayvancılar ve göçebeler, ama bunlar hiç yerleşik olmayan göçebeler değiller. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bu coğrafya soğuk bir kara ikliminin hakim olduğu bir coğrafya. Yaklaşık olarak Eylül ayında aslında kış başlıyor. Ve Eylül ayında bir yere yerleşmeniz gerekiyor. Eylül ayında bir yere yerleştikten sonra Mayıs ayı bitinceye kadar oradan hareket edemezsiniz. Yani bu yaklaşık olarak 8-9 aylık bir süre zaten hareket etmiyorsunuz anlamına geliyor. Bu nerede olur? Belirli merkezler var. Buraları bugünkü anlayışımızla söylersek eyalet merkezleri, il merkezleri, ilçe merkezleri gibi olan yerler. Halk buralarda toplanır. Kışı bu türlü korunaklı yer, çünkü çok sert kışlar geçiyor. Bu türlü korunaklı yerlerde geçirirler. Bu dönem içinde sürüleri nasıl besleniyor? İşte karın altındaki otları, karları yeşerek besleniyorlar. Ya da yazdan ot biçip, kurutup onlarla hayvanlarını besliyorlar. Ama hareket etmeleri mümkün değil. Çünkü yani yarım metreden 2-3 metreye kadar kalınlıkta karla kaplı olan bir yerde evinizi indirip bir yere giderseniz evi koymaya açık alan bulamazsınız. Dolayısıyla böyle bir yılın 8-9 ay gibi bir süresinde aslında yarı yerleşik yaşıyorsunuz. Tabi bu arada pek bina yapmayı tercih etmiyorlar birçok nedenden dolayı. Yine o keçe barınakları içinde kalıyorlar. Yaz geldiğinde ise hayvanları yaymak için yaylaya çıkıyorlar. Ve çıktıklarında da işte geldik bir yerde durduk, bütün yaz orada geçirdik gibi bir şey yok. Genel yarı göçebe diye ifade ettiğimiz o zaman. Evet, yarı göçebe denmesinin nedeni bu zaten. Yani %100 365 gün göçen insanlar değiller. Elbette. Şimdi bu 8 aylık süre içinde ya 8 ya da 9 aylık süre içinde ilçe olabilir, il olabilir, eyalet olabilir bugünkü anlayışımızla. Böyle bir merkezde toplanan halk bir arada olduğunda istediğiniz kurumu kurup işletme imkanınız var. Yazılı kültür Bozkır'da çok eski. Yani Göktürklerden çok daha eski. Hatta eski kurganından çıkan altın elbiseli adamın gümüş çanağı üzerinde bu yazının ilk... Bizim asıl merak ettiğimiz şey şu sevgili hocam. Bu dar bir devlet yöneticisi, siyasi kadro ve elitler tarafından mı bilinen bir dil? Yoksa halkın genel kısmı tarafından bilinen bir dil? Çünkü şu bağlamda biz yorumlamak istiyoruz. O dikilen yazıtları halk okuyabiliyor muydu? Yoksa sadece o dar siyasi kadro bir siyasetname olarak mı okuyordu? Bunu öğrenmek istiyoruz. Okuyabildiğini tahmin etmemizi sağlayan başka veriler var. Ne gibi veriler şimdi hocam? Şimdi örneğin Hohhot yazıtı diye adlandırılan bir yazıt var. Çin Seddi'ne çok yakın bir yerde. Yani Pekin'e yakın. Bunun abideleri uzaklığı ne kadar hocam? Orası 1000 kilometreden daha uzaktır. Daha uzaktır. Evet. Yani Pekin'e yakın dediğim gibi. Sedden biraz daha kuzeyde, evet. Ama Sedde çok yakın bir yerde. Oradan geçen biri çok basit bir satırlık bir şey yazmış, bırakmış. Demek ki okuma yazma biliyormuş. Ve bu okuma yazma bilip de oraya ufak yazı bırakan biri böyle çok bey takımından biriymiş gibi benzemiyor. Çünkü çok basit bir ifade bırakmış. Yani ben yazdım bunu gibi böyle tek cümlelik çok kısa bir ifade bırakmış. Oradan
aslında yaygın olarak halk arasında bilindiğini biliyoruz. Bu örnekler çok mu peki? Yani böyle yazı bırakıp gidenlerin örneklerini çok mu topluyoruz? Yoksa münferit bir örnek mi var? Binlerce taş parçası var. O şekilde tabii binlerce yazılan taş parçası var. Yani bir kısmını bulamıyoruz da. Çünkü yüzyıllar geçince kırılıp dağılmış ama bulabildiklerimizi bir araya getirince yani toplumda okuma yazma oranı %100'dü mümkün demek fazla bugün bile bunu söylemek fazla iddialı olur. Tabii çok iddialı. Ama yine de yazının yaygın olarak öğretildiğini ve kullanıldığını anlamamıza neden olacak örnekler bol miktarda var. Peki bu Göktürk Devleti'nde yazı yazan ve okuyan bir sınıf yaratmayı gerekli kılan bir ekonomik ortam mı vardı da biraz da Marksist bir okumayla baktığımız zaman böyle bir yazı kültürü doğabildi? Çünkü bu yazının ortaya çıkması için bunu destekleyen bir ekonomik yapının toplum içerisinde varlığı gerekmez mi sevgili hocam? Yazılı kültür aslında ben de birçok yerde örnek verirken hep şey derim böyle şehirde ortaya çıkan bir şeydir diye. Ama bilginin saklanıp doğru biçimde başkalarına da aktarılması için yine de en güvenli yol. Tabii o dönem dünyanın her yerinde sözlü gelenek çok daha hala ön planda. Çok ön planda. Bozkır'da çok daha ön planda. Çok daha ön planda. Şehirlere göre. Yani bu göçebe halklar arasında şehirlere çünkü göre yazı çok yazılacak şeyin bulunması, onun saklanması, yazının öğretilmesi, hepsi bir kurumsallık isteyen hepsi yapılar. Evet. Ama işte şimdi bir avantaj var. Mesela bunu Türkiye'de daha önce hiç kimse dile getirdi mi bilmiyorum. Şimdi klasik Türkçe'de yalma denen bir giyim var. Yalma diye geçiyor adı. Bu giyim böyle etekli bir giyim. Öğrenci diyelim. Yere bağdaş kuruyor. Eteğini böyle önüne yayıyor. Üstüne kumu alıyor. Kumu şöyle düzlüyor. O kumu onun defteri görevini görüyor. Öğretmen görevinde biri var. O harfleri yazmayı öğretiyor. Onlar da buraya yazıp bunun pratiğini yapıyorlar. Tabii bitince şöyle eliyle yeniden düzleştirince yeni bir sayfa oluşuyor. Ama bir önceki silindi gitti. Onu iyice zihnine yerleştirmesi lazım. Tabii yani. Ama harfleri, kelimeleri bu sayede öğrenebiliyor yüzyıllardaki tabii, insan diyorsunuz. Tabii kullanmayı öğrenebiliyor. Ayağa kalkınca da okun dökülecek kuşkusuz. Hepsi gidecek. Ama işte o arada onu pratik etmiş oluyor ya, biraz daha kolaylaştırıyor ezberlemesi. Peki hocam, Tonyuk'a gelecek olursak, Tonyuk'u bugünkü çocuklarımız neden bilmeli? Tonyuk'un yaşam hikayesinden bize çıkartılacak dersler nedir? Ya da devlet büyüklerinin Tonyuk'tan bugün hala öğrenebilecekleri ve onun o paradigmasından günümüze taşıyabilecekleri şeyler nelerdir? Nelerdir? Güzel. Şimdi klasik dönemde hükümdarların... Hocam klasik dönemde yüzyıllar olarak görebilir miyiz? Klasik dönem dünyanın coğrafyasına evet, göre değişebilir. Yani modern zamandan öncesi önceki diye dönem, daha geniş bir 18 yüzyıldan öncesini düşünebiliriz öncesi o zaman. Evet. Şimdi hükümdarların en az bir sivil, en az bir asker danışmanları vardır. Neden sivil ve asker olsun? Sivil halkı idare etmek için, asker orduyu idare etmek tabii için. Tabii ki. Evet. Tonyukuk'un hem sivil danışman hem asker danışman olduğunu görüyoruz. Bunu da kendisi anlatıyor. Şimdi size aldığım notlardan birkaçını şimdi Tonyukuk kendi anıtının birinci taşının batı yüzünün birinci satırı yani B1 satırında Bilge Tonyukuk ben Çin ilinde kılındım diyor kendisi orada. Bunu bugüne kadar daha çok işte orada yaratıldım, orada dünyaya geldim diye anlamlandırıyordu akademisyenlerimiz. Moğolistan Kazaklarından Bazılhan adındaki hocamız bunun ben Çin'de eğitim gördüm olarak da anlaşılabileceğini önerdi. Mantıklı. B5 satırının ikinci yarısında kan mı kılayım diye düşündüm diyor. Burada işte hanedanın ikinci dönemini kuran İlteriş Kutlu Kaan'ı Kaan mı yapayım diye düşündüm diyor. Çünkü ondan önce de ayaklanan hanedandan tiginler var. Ama ayaklanmalar başarıya ulaşmıyor ve biri bir yıl önce, biri iki yıl önce Çin başkentinde asılan tiginleri biliyoruz. Dolayısıyla şimdi ondan önceki ikisi başarısız oldu ve idam edildi.
bu acaba başarılı olabilecek mi gibi bir kaygısı var. Bir süre sonra ben onu Kaan yaptım diyor. Ve B7 satırının ortadan sonrası diyelim, ikinci yarısında Bilge'si çavuşu bendim diyor. Şimdi Bilge sivil danışman burada, anlayabileceğimiz. Çavuş dediği de bugün çavuş diye söylediğimiz söz ama bunu böyle bir manganın çavuşu gibi değil de aslında o beyin askerlerini idare eden komutanı gibi algılamamız gerekir. Şimdi buradan kendisinin hem sivil danışman hem askeri danışman olduğunu biliyoruz. Hatta ilerleyen bir yerde de aygıcısı bendim diyor, sözcüsü. Bir meclis var, mecliste sözcülük yapan kişi olduğunu söylüyor. Biraz daha ileride Türk halkını Ötüken'e ben getirip yerleştirdim diyor. Evet, Güney 10 satırında Türk Kağan'ını, Türk Budun'unu Ötüken yerine ben kendim Bilge Tonyukuk getirdim diyor. Evet. Böyle şeyler çok güzel. Ben kendim Bilge Tonyukuk, bir de kim olduğunu da söylüyor. Üçüncü kişi gibi anlatıyor kendisi. Tabii tabii ama şey, orada adını vurgulamak istiyor. Bazı hatta hocalarımız şey derdi, acayip megalomanyak bir adam ama çok hoşumuza gidiyor yine de ona. Peki o günlerde bu megaloman dili kullanan başka hükümdarlar yok mu? Sadece Tonyukuk mu kullanıyordu? Böyle ifadeler ben yok, çalıştığım yazıtlarda görmedim. Siz anlatırken biraz Musa ve Yahudilerin hikayesi canlandı gözümde. Çünkü onlar da Mısır diyarından, Musa tarafından kurtarılıp Kenan topraklarına götürülüyorlar ya. Sanki o anlamda Tonyukuk da Musa'nın özellikle Yahudilere yaptığıyla o günkü içinde yaşayan Türklere yapıp onları Ötüken'e getirmiş ve onlara sanki vaat edilen toprakları sunmuş. Bu yüzden de onların atası olarak onlara hitap ediyor gibi bir algı uyandı bende. Ne dersiniz? Ama mümkün. Yani Tonyukuk çünkü gerçekten bir ata. Ona Tonyukuk adını veren halk zaten belki de bunu onu bir ata olarak gördüğünü ifade etmek için, onu kutsamak için bu adı vermiş olabilir. Gerçekten de Çin'i çok iyi tanıdığını biliyoruz. İşte o Çin'de eğitildim ifadesinden bunu anlayabiliriz. Halkı getiriyor Ötüken'e. Şimdi bunlar onun sivil yönetimle ilgili yaptığı şey. Peki hocam, Çin kültürüyle eğitilmiş biri nasıl Türk kültürünü bu kadar fazla yüksek noktalara çıkartabiliyor? Bunu nasıl yorumlarsınız? Ama kendi kültürünü bilmiyor değil. Bilmiyor İkisini değil. De biliyor. İkisini de biliyor. Şimdi bunun bir benzerini Atilla için söylerler. Atilla Roma'da eğitim görüyor. Dolayısıyla Roma'yı çok iyi tanıyor. Yani hem eğitim gördüğü için hem orada o eğitim sürecinde orada yaşıyor. Devlet mekanizmasını tanıyor, ordu mekanizmasını tanıyor. Ama kendisi Hun kimliğini kaybetmiyor. Yani Roma'yı tanırken Romalılaşmıyor. Tıpkı İskender'in Aristo'nun öğrencisi olarak gidip bütün dünyayı fethetmesi ve Makedon olduğu gerçeğini unutmaması gibi. Unutmaması gibi. Şimdi burada da Tonyukuk'ta böyle bir özellik var. Tonyukuk'ta şimdi sivil yönetimiyle ilgili şey bu. Örnekler bu, daha artırabiliriz. Asker danışmanlığı ya da askeri öne çıkan kişiliğiyle ilgili de aldığım notlar var. Onları şimdi söyleyeyim, geçirmeyelim. Şimdi savaş sanatı diye genel olarak adlandırılan bir olgu var. Bunun bazı ilkeleri var. Böyle sayı 9, 10, 11, 12 arasında değişebilir ama bunların bir ikisini birleştirip tek ilke gibi düşünmek mümkün. Dolayısıyla yaygın olarak kabul edilen 9 ilke var. Bunlardan birincisi hedef ilkesi, ikincisi saldırı ilkesi, üçüncüsü güvenlik, dördüncüsü manevra, beşincisi ağırlık merkezi, altıncısı kuvvet tasarrufu, yedincisi basitlik, sekizincisi emir komuta, dokuzuncusu baskın ilkesi diye adlandırılıyor. Bilge Tonyukuk'un yazıtında asker sevk ederken, yani yaşadığı savaş tecrübelerine ifade ettiği yerlerde bu 9 ilkeden 8'i ile ilgili birçok örnek listeli. Kuvvet tasarrufu ilkesi dışında hepsinden birden fazla örnek çıkarabiliyoruz. Bu da onun savaş sanatı konusunda da aslında çok yetenekli, çok yeterlikli. Askeri tarihçilerin istifade edebileceği bir kaynak. Biri olduğunu gösteriyor. Gençler hangi alanda Tonyukuk'u kendilerine örnek edinebilir, bir önder olarak sayabilir ve ondaki hangi var olan nosyonları kendilerine ve hayatlarına uygulayabilirler? Çünkü günümüzde işte mesela biz gündelik bestseller kitaplarda karşılaşıyoruz. İşte Hitler gibi bir adama bile deha diyen bir Batı kültürü söz konusu karşımızda. Ondan bile örnek alıp
idol olarak belirleyen gençler var. Bu örneği geride bırakacak olursak, bunun dışında işte pek çok liderin liderlik sırları gibi kavramlar var. Gençleri derinden ve güçlü bir şekilde etkileyen. Peki Tonyuk'un bu liderliğine ilişkin bugünkü gençlerin alabilecekleri, öğrenebilecekleri neler var hocam bu askeri dehası dışında? Evet. Şimdi Tonyuk metninde kimi zaman, tabii kimi zaman derken İlteriş dönemi zaten çok uzun sürmüyor ve büyük ihtimalle İlteriş'le çok iyi uyum içindelermiş. Zaten metinde onu söylüyor da. Yani herhangi bir devletin İlteriş gibi kağanı olursa, Tonyuk gibi bir danışmanı olursa o devletin sırtı yere gelmez diyor kendisiyle. Evet, megalomanlığın kaynağı. İfade eden cümlelerden bir tanesi. Evet, ama Kapkan döneminde sanıyorum kime anlaşmazlık yaşamışlar ama buna rağmen Kapkan onu elden çıkaramamış. Ama bir yerde şöyle bir şeyden örnek veriyor. Şimdi Kapkan Kağan'ın katunu ölmüş ve Kapkan Kağan Yuva gidiyor. Yuva giderken geride komutanlar. Yuva yani ölü törenine gidiyor. Yani yas töreni. Cenazeye gidiyor. Evet, yas töreni. Giderken geride komutanlar var. Tabii komutanların kıdemli olanı Tonyuk. Şimdi Tonyuk metninde diyor ki bana gönlünce yönet dedi diyor. Bu arada işte iç komutan, iç buyruk, ne deniyor ona, mabeyinci mi deniyor bizde. Ona da gizlice bir adam göndermiş, Tonyuk kendisi diyor. Tonyuk biraz inatçıdır, dik kafalıdır, her söylediğine kulak asmayın diye de ona da gizliden haber vermiş ama ben öğrendim diyor. Çünkü her yerde casusları var. Bu konuda da çok iyi, çok güçlü bir istihbarat ağı olduğunu kendi verdiği birkaç örneğinden anlayabiliyoruz. Kaan'dan gelen gizli haberden bile haberi oluyor. Normalde onun işitmemesi lazım. Çünkü öbürüne haber gönderiliyor ve Tonyuk biraz dik kafalıdır, her dediğini onaylamayın diye gizli bir haber gelmiş. Tonyuk'un ondan bile haberi oluyor. Bu sefer tabii bunu duyunca Tonyuk ben anlamam onu diyor. Kendisi harekatı yaptırıyor ve kazanıyor. Şimdi Bilge Kağan Költekin yazıtında birkaç şeyden söz ediyorum. Şimdi Doğu Yüzü daha çok aslında uzun uzun hikaye anlattığı yer. Birinci satırında şeyden söz ediyor. İşte yukarıda gök tanrı, aşağıda yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu, üstüne de ataların Bumun Kağan'la İstemir Kağan hükümdar olmuşlar diyor. Ondan sonra biraz hızlı saralım. Sonraki gelen kağanlar iyi olmadığı için Çin'e yenilmişler, Çin yönetimine düşmüşler. Sonra babasının ayaklanmasını anlatıyor. Diyor ki babam 17 erle dağa çıkmış diyor. Sonra işte Kapkan Kağan'ın gelişini anlatıyor. Bu arada kendisinin Tarduş üzerine şart görevinde olduğuna değinmiş. Şimdi D25, Doğu 25 satırından 26 satırına geçerken özümü o tanrı Kağan olarak tahta oturttu diyor. Ve burayı şey yapmış, çok ayrıntıya girmemiş. Babasının 17 erle bir mücadele başlattığını anlatıyor ama o araları çok kısa geçmiş. Sonra şöyle diyor. Kardeşim Kürtin'le birlikte söyleştik. Devletin adı yok olmasın diye, devlet olsun diye gece uyumadım, gündüz oturmadım diye kendi yaptıklarını anlatmış ama özellikle Doğu 31 satırından sonra yoğun bir biçimde Körtig'in övgüsü başlıyor ve Kuzey 10 satırındaki şu cümle çok önemli. Körtig'in olmasaydı hep ölecektiniz. Bunu Türk milleti için, kendi milleti için söylüyor. Kardeşim Körtig'in vefat etti. Ben onu özledim, üzüldüm, görür gözüm görmez gibi oldu, bilen aklım bilmez gibi oldu vesaire diye bir ağıt yapıyor ve bir açıdan Bilge Kağan devletin varlığındaki bütün her şeyi Költigin'in sayesinde sağlamış gibi bir anlam getiriyor burada. Peki Tonyuk'un buna tepkisi ne oluyor hocam? Şimdi Tonyuk'un buna tepkisi şu, şimdi Bilge Kağan burada şey demişti ya örneğin, Türkan Ötüken işte oturursa devlette hiçbir sıkıntı olmaz demişti ya, Tonyuk ne diyor? Türk kanunu, Türk halkını Ötüken yerine ben kendim Bilge Tonyuk getirmiştim diyor. Şimdi hem ben kendim diyor hem de Bilge Tonyuk diye kendisinin kim olduğunu söylüyor. Kendi takdim ediyor. Şimdi bu ifadeler çok güçlü. İleride şey anlatıyor şimdi, mesela Körtigin'in o savaşlara gitmesi, o savaşlardaki başarıları,
boyları, devletleri teker teker yönetim altında birleştirmesi ve hatta şey baskınlara karşı direnmesi vesaire, o olmasaydı hepiniz ölecektiniz diyor ya Bilge Kağan. Tony Cook da kendisi anlatıyor. İlk Kırgız'a sefer etsek iyi olur dedim. Kaptan Kağan ona kaleleri bastırma, görünceyi yönet demiş. O biraz önce dedim ya, Bilge Tony Cook biraz dik kafalıdır, o her söylediğine uymayın demiş diyor. Şimdi ikinci taşta korkmadık, savaştık diyor. Tarduşlarla, Onoklarla savaşmış. Demir kapıya vardık diyor. Ve şey diyor, o yere ben Bilge Tonyukuk götürdüğüm için diyor, yine kendisinin yaptığını söylüyor. Sonra Güney Altı'da mesela, İlteriş Kağan'a, Türk Böğü Kağan'a, Türk Bilge Kağan'a hizmet verdim diyor. Bu baba, amca ve oğula. Sonra Kapkan Kağan'ı tahta ben çıkardım, hizmet verdim, kimseye yanaştırmadım diyor bir anlamda. Dolayısıyla bu aradaki bölüm hep şey, Bilge Kağan'ın kardeşi Költigin'in verdiği hizmetler, başarıları, iyi idareciliği, ki hepsi doğru kuşkusuz, ile ilgili anlattıkları ve devletin varlığını hep Költigin'in hizmetlerine bağlamasına karşılık Tony Cook, bir dakika, bir de ben anlatayım demiş ve bak, sizin babanızı ben Kağan yaptım. Sizin amcanızı ben Kağan yaptım. O övgülerin hepsini hak eden de benim diyor aslında. Evet, aslında bu devleti ben kurdum. Bu devlet yaşasın diye ben öleydim. Bu itirazı da aslında Kağan olan damadına yapıyor. Damadına, tabii. Yeğeni önce. Önce yeğeni. Sonra damadına. Bu itirazları yapıyor. Bu taşı oraya bırakıyor. Sonradan anıt külliye yapıldığında yerlerine yerleştirilmiş, yerleri değiştirilmiş olabilir. Ama buradaki ifadelerin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Kimi bu alanı çalışanlar, acaba bu yazıtlar Tony Cook adına daha sonra başka biri tarafından mı dikildi, yazılmış olabilir mi soruyorlar. Bak şöyle. Ona cevap nedir hocam? Bak şöyle. Öyle midir? Antakisir ve Tengri Bilik Bertük üçün özüm üp Kağan kıştım. Bu ikinci birinin Tony Cook, kendini Tony Cook'un yerine koyup yazabileceği bir cümle değil. Evet. Burada şey diyor, sizin babanızı ben, ama ben, yalnızca ve yalnızca ben Kağan yaptım. Diyor. Böyle vurguluyor değil mi acaba? Böyle ben, ama ben, yalnızca ama ve yalnızca ben. Ük parçacı bu işlevi görür zaten. Sizin babanızı ben Kağan yaptım, ben yaptım diyor yani. Sonra devleti ben kurdum diyor. Bilgesi çavuşu benidim diyor. Daha sonra da işte mesela Kağan'ı alp ermiş, aygıcısı Bilge ermiş. Yani Kağan'ı alp biriymiş, sözcüsü de Bilge'ymiş, yani benim o diyor. Evet. Şimdi bu savaşçıydı, ben ise Bilgesiydim diyor. Evet ve şey, bütün bunları, bu ifadeler birinci ağızdan çıktığı yazılmış, çok belli olan, evet, çok güçlü ifadeler. Bunu ikinci biri kendine Tony Cook'un yerine koyup böyle yazdırmış olamaz. Bir yerde falso verirdi. Evet. Metinde çok güzel, akıcı bir bütünlük var. Hiçbir yerde falso vermiyor. Dolayısıyla bunu tek iddia eden kişi ben değilim bu arada. Böyle bir anlam çıkmasın buradan. Birçok akademisyenimiz, Türkiye'deki akademisyenlerimiz artık bu gerçeklerin farkındalar. O yüzden Tony Cook'un 720 yılında öldüğü önermesine biraz mesafeli davranıyorlar. Biraz nasıl diyelim, bir takım kendi notları düşüyorlar. Şerhleri var, evet. Ve Tony Cook metninin en azından Költigin metnine, belki de Bilge Kağan metnini de gördü o da, ama en azından Tony Cook Költigin metnine bir cevap özelliği taşıdığı birçok cümlesinden anlaşılıyor zaten. Evet. Hocam, Mehmet Levent Kaya hocam, çok teşekkür ederiz. Bugün bize Tony Cook'u anlattınız. 2020 neden UNESCO yılı olarak, Tony Cook yılı olarak ilan edildi, bundan bahsettiniz. Önemli sorularımıza sizin bu güzel sohbetiniz sayesinde cevap bulmuş olduk. Bilim Sanat Merkezi'nin bu ikincisini gerçekleştirdiği kültür sohbetlerine de bugün sizlerle birlikte Mehmet Levent Kocaman hocamla birlikteydik. Katılımları ve değerli paylaşımları için hepiniz adına kendisine çok teşekkür ediyor ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kal diyoruz.